Mark Zuckerberg. Zuckerberg. İlk önce bir translate yazabilir miyim? Zuckerberg. Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Bu sefer niye değiştirdi? Zuckerberg. Gerizekalıların anlayabilmesi için heceleyerek okuyorum sana. Zuckerberg. 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 Ne furyaydı ama. Lise arkadaşlarımı bulacağım diye başladı ilk önce. Sonra millet evlendiği kişiyi oradan buldu. Evlendiğinde de aldattığı kişiyi. En yakın arkadaşlarımızı akraba kısmında kardeş olarak işaretledik. Laf arasında konuşulan üniversite okumamış insanların ben Hayat Üniversitesi'nde okudum sözü Facebook'ta üniversite kısmına yazıldı bu kişilerce çoğu zaman. Farmville için sabahın köründe kalkıp ektiğimiz enginarları hasat edip laf söyleyen ailemize sorumluluk duygusu oluşturuyor ne güzel diye yalanlar söyledik. Tabii biz bunları ve daha fazlasını yaparken bir adam da gittikçe zengin oluyordu. Bu onun biyografisi. İşte İspanya'nın krallığından internet aleminin en çok kazanan girişimciliğine giden yolda Mark Zuckerberg. 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 Hangisini kabul ederseniz. Mayıs 1984 New York doğumlu. Yahudi bir ailenin Yahudi olarak yetiştirilip 13 yaşında bar mitzvahı yapılan ama sonradan ateist olduğunu açıklayan dahi evladı. Babası diş hekimi, annesi psikiyatrist. Normal bir çocukluk geçirip lisede tüm hünerlerini göstermeye başlamış. Hatta öyle ki lisede bu hünerlerinden dolayı özel ayrıcalıklı bir okula transfer edilmiş. Lise 3'e geçtiğinde matematik, astronomi ve fizik alanında birçok ödülü vardı. Yine bu dönem John Hopkins Üniversitesi'nin yetenekli gençler kampına gitti. Zaten zeki ve çalışkan ama aynı zamanda sosyal olan Zuckerberg burada zihninin kapılarını daha da açma fırsatı buldu. Aslında ortaokula giderken bilgisayar programlama dillerine olan merakını keşfetti. 12 yaşında babasının Atari'nin programlama dilini öğretmesiyle de ilk programını yazmıştı. ZuckNet. Program şu, diş hekimi olan babasının ofisiyle evdeki bilgisayarı arasında bir bağlantı kuruyor ve bu sayede babası ofise gitmeden de masa başı işlerini uzaktan halledebiliyordu. Ne? Yapmış çocuk 12 yaşında, ZuckNet yazmış. Sen ne yapıyordun 12 yaşında? Ampul, pil falan böyle basıyorsun. Onu biz de yapıyorduk, ev ekonomisi dersinde yapıyorduk. Aklına gelir miydi ev ekonomi dersi olmasaydı onu yapmak? Evet. Bir daha söyle. Alçı yapıyorduk. Sobanın kenarına koyup onun kurumasını bekliyorduk. Çok sıcak olunca çatlıyordu. Yapmıyor muydunuz? Kalıplara alçı döküyorsun. Tivitilimi. Evet, abi. Hatırladın mı? Daha o yaşlardaki başarısı, sonradan Filipinli gazeteci ve aktivist Jose Antonio Vargas tarafından yıllar sonra bazı çocuklar bilgisayar oyunu oynar, Mark onları yarattı diye tabir edilecekti. Zekası ve çalışkanlığının fark edilmesiyle lise yıllarında Intelligent Media Group'ta çalışmaya başladı. Hatta o dönem Microsoft'tan da teklif almış fakat reddetmiş. Yine lise döneminde Synapse adında MP3 çalma listeleri için bir medya oynatıcı geliştirdi. Yapay zekaya ilk adımını da burada atmış bulundu. Uygulama kullanıcıların şarkı tercihlerini analiz edip beğenebilecekleri şarkıları listeliyordu. Gayet de başarılıydı. Biz üniversiteden mezun olduğumuzda bile adam akıllı yabancı dil konuşamıyorken o başvuru formuna Fransızca, İbranice, Latince ve Antik Yunan dili bildiğini yazmıştı. Kabul edilip Harvard'da okula başladığında da bir programlama dahisi gibi itibar sahibiydi bile. Burada psikoloji ve bilgisayar bilimi okudu. Sonradan yarattığı Facebook ile bu iki alanda da nasıl başarılı olabileceğini göstermiş bulundu. Üniversitenin ikinci yılında öğrencilerin ders seçimlerine yardımcı olacak ve aynı zamanda grup çalışmalarının yapılabileceği Kurs Match uygulamasını yazdı. Ardından Facebook'un ilk versiyonu Face Match uygulaması geldi. Okul döneminde Facebook adını verdi ve içinde yurtta yaşayanların adı ve fotoğrafları bulunan bir kitabı vardı. Bunu uygulamaya çevirdi ve yazdığı Face Match ile kullanıcıların iki öğrenci arasında hangisi daha çekici olduğunu oylamaya açtı. Uygulama sadece bir hafta sonu yayında kalabildi. Zira okul hemen duruma el koydu. Nedeni, uygulama hem çok popüler olmuş ve yurtta o kadar çok kullanılmıştı ki okulun interneti yavaşlamıştı. Öte yandan öğrencilerden izin almaksızın fotoğraflarını kullanması da büyük tepki görmesine neden olmuştu. Mark okulun bahçesine geçerek herkesten özür dilemişti. Uygulama da zaten okul tarafından banlanmıştı. Yani sorun ortadan kalkmıştı. Fakat bu olaydan bir yıl sonra 2004'te yeni bir site daha açtı. The Facebook. Bu sefer başına daha büyük bir bela almıştı ama.
Zira sitenin açılmasından sadece bir hafta sonra Harvard kıdemlileri onu kasten yanıltmayla suçladı. İddiaya göre Zuckerberg, harvardconnection.com adında bir site yapacağını ve bu sitede öğrencilerin bilgilerinin olacağını söyleyerek okul yönetiminden izin almıştı. Yani bir nevi okul veri tabanını hackleyerek The Facebook'u kurdu. Facebook sitesi resmi olarak açıldığında bu yüzden hakkında uzlaşmaya varılmış 3 davası vardı bile. Ama elbette en büyükleri yıllar yıllar sonra başına bela olacaktı. Bu davranışından dolayı disiplin cezası aldı ve vın okulu bıraktı. Seneler sonra 2014'te üniversiteye geri çağrıldı. Greatest successes come from having the freedom to fail. Burada üniversitenin kaypaklığını görüyoruz ve 2017'de ise Fahri Doktorluk Belgesiyle ödüllendirildi. We welcome back Mark Zuckerberg to at last earn his Harvard degree. Koskoca Harvard'a da kaypak dedim az önce. Çarpılmasam bari. The Facebook ilk önce sadece Harvard'da faaliyet gösteriyordu. Hocam gibi yani. Öğrenciler .edu uzantılı mailleriyle kayıt oluyordu. Çok ilgi görünce de Columbia, Stanford ve Yale'de kullanıma açıldı. 2005'te salgın başladı ve en sonda bizim annelerimize, dayılarımıza kadar ulaştı. Yatırım yapmak isteyenler de arttı tabii. Yahoo 900 milyon dolar önerdi satın almak için ama Zuckerberg kabul etmedi. Bu sayede harika bir strateji uzmanı olduğunu da göstermiş bulundu. 26 yaşında 4 milyon dolarlık servetiyle en genç milyoner olmuştu. 2010 yılında Time tarafından yılın kişisi seçildi. Baş editör onun için hakkında hiçbir ülkenin yapamadığı kadar üyelerini tanıyan, dünyanın en büyük 3. ülkesi gibi faaliyet gösteriyor diye bahsetti makalesinde. Yetinmedi, 2012'de 1 milyar dolarla Instagram'ı satın aldı. 2014'te Oculus VR ve aynı yılın sonunda 22 milyar dolar karşılığında WhatsApp'ta Zuckerberg'in çatısının altındaydı. Hakkında filmler çekildi. 2012'de evlendiği eşinden 2015 yılında dünyaya gelen kızları Maxima Chan dünyanın en şanslı kız çocuklarından biri oluverdi sonra. Bir dikili ağacı olamayanlar burada videoyu kapatabilir üzülmemek için. Zuckerberg ailesi Facebook hisselerinin %99'unu yani 45 milyar dolar kadarını ölmeden önce kızlarına devredeceklerinin taahhütünü verdi. Yıllar 2016'yı gösterdiğinde parasından daha çok konuşulacak bir sansasyona imza attı. Trump'a seçim kazandırdı. ABD'deki başkanlık seçimi için Trump'a seçim kazandırmasıyla övünen Cambridge Analytica şirketiyle 87 milyon kullanıcının verilerini paylaştı. Uber'den sonra neden en az güvenilen şirket olduğunu da bu sayede kanıtlamış oldu. Facebook bir adama nasıl seçim kazandırır demeyin. Olay şöyle gelişti. Cambridge Analytica şirketi This Is Your Digital Life adlı bir kişilik testi uygulamasıyla Facebook'un izniyle site üzerinden kullanıcı çekti. Hatta bu testi çözen kişilerin arkadaş listesine bile ulaştı. Bu kişiler arasında elbette ki ABD'deki siyasiler de vardı ve bu bilgilerle siyasilere aşk tuzağı hazırlayarak seçimi manipüle etti. Zuckerberg bu olay nedeniyle ABD Kongresi'nde ifade verdi ve ironiye bakın bu ifadesi Facebook üzerinden canlı yayınlandı. İfadesi de bir sayfalık özür konuşmasıydı aslında. Şey dedi, kullanıcı verilerini toplayan uygulamayı biz Facebook'tan kaldırdık. Şirketten de verileri silmesini istedik. Bize sildik dediler ama silmemişler. Kandırıldık. Hataydı. Özür dilerim. We didn't take a broad enough view of our responsibility and that was a big mistake. And it was my mistake and I'm sorry. Yani Facebook birebir bizzat insanların üzerinde açtığı dertlerden yetinmeyip bir de dünyanın başını yakmış bulundu. Mark Zuckerberg'in güzel bir başarı öyküsü olmasına rağmen pek de masum olduğu söylenemez o yüzden. Ha tabii belki o da Amerika'da ortalama Facebook kullanıcısının günde en az 40 dakikasını sitede harcadığının, birkaç kişinin arkadaşı onu arkadaş listesinden çıkarttığı için katil olacağının, Amerika'daki boşanma davalarının 3'te 1'inin kendi yazdığı siteden dolayı yaşanacağının farkında değildi bu işe başladığında. Bu arada araştırma yaparken birkaç bir şey öğrendim. Onu da söyleyeyim. Şu anda 30 milyon ölü insanın hesabı hala sistemde mevcutmuş. Ve bundan alakasız ama daha kötüsü, ne düşünüyorsun kısmına yazılan şey Enter tuşuna basılmadan silinse dahi sunucuya kaydediliyormuş. Bence bayağı korkutucu. Sen de öyle mi dersin? Bir şey anlatacağım sana bundan sonra. Facebook'la daha ilgili daha mi? Daha korkutucu. Sileyim mi Facebook hesabımı? Facebook'la ilgili. Elindeki telefonu falan kırman gerekecek. Kırmasam çünkü biraz para verdim de buna. Öpeyim bari birazcık ilk ucu.
Arama geçmişi özelliğiyle nice yuvalar yıktı demiş. Evet, benim de yuvam yıkılmıştı o özellik nedeniyle. Toparladık ama sonra bir daha yıkıldı. O adamın ben sıfatına Facebook'tan reklam falan yaparak e-ticaretten para kazanıyorduk. Ama adam nasıl bir güncelleştirme yaptıysa artık yorumlarda link paylaşamıyoruz. Ekmeğimizle oynadı demiş. Herkes kendi derdinde be. Facebook'u kurup sonra Instagram ve WhatsApp'ı alarak kullandığımız sosyal medya platformlarının sahibi. Hepimizin verileri onun elinden geçiyor. Biraz düşününce ürkütücü gelmiyor mu? Geliyor. Yusuf Bey. X2 falan filan. Oy. Üretmiş gibi oldum ama değil. Yusuf trollemiş. Bize bu lanet olası sosyal medyayı bağımlılık haline getiren, bize insan olmayı unutturan, her şeyin sosyal medyadan ibaret olduğunu göstermeye ve başarılı olmuş bir herif bu. Ya devrik yazmış ama diyor ki her şey yalan. Bak Volkan, bir önceki videoda da vardı bu Volkan. İsmi nasıl okunuyor la bunun? Bunu videonun başında şey yapmıştık biz. Önden alçak gönüllülük yapıp arkadan bilgilerimizi satan melek yüzlü sahtekar. Yaratıcılığın önemini ifade ederken kullanılabilecek en iyi örneklerden biri. Valla yaratıcı mı değil mi bilmiyorum da ya, o yapmasa başka biri yapacaktı sonuç olarak. Şimdi Sezar'ın hakkı Sezar'a bacım. Söyle karşım. Hakkında hazıra yattı, arkadan girişimci, çalıntı proje ile değirmeni dedem de döndürür gibi yorumlar yapanların dedeleri bu değirmeni döndüremediği için ortaya atlamış er kişidir kendisi. Bu zor zamanlarda bizi birbirimize bağlamış. Ne olmuş yani hakkımızda bir iki bilgi sızdırmışsa? Sanki birbirimizden gizlimiz saklımız var. Böyle parantez içinde ünlem koymuş. Yani demek istiyor ki aslında şaka yapıyorum yani birbirimizden gizlimiz saklı falan. Başkalarının fikirlerini çalıp kendi ürünüymüş gibi sunmasından başka numarası yok. Ha bir de iyi kod yazıyor. O yüzden galiba bunun dedesi değirmeni döndüremediği için öyle yazmış. Facebook çıktı çıkalı internetten ilkokul, akraba, lise, üniversite, eski sevgililerim, yeni sevgililerim derken kafayı yedirten ve düzeyli yüz yüze ilişkiye darbe vuran platformların babasının yaratıcısı. MSN varken yine iyiydi. Ha bitti bu arada. Bunu da bitirdik ya. Dararın.